Maalesef ancak nüfusun yarısından fazlası Alman vatandaşı. Dolayısıyla genel olarak bir şey söylemek biraz güç. Şöyle bir çelişki yaşamaktayız ve bu ne yazık ki aşırı sağ partiler tarafından uyuma karşı ve Türkiye toplumuna karşı kullanmakta. Bunlar burada yaşıyor ve buradan Türkiye'de Erdoğan'a oy veriyorlar. Hatta Türkiye'deki genel seçmenlerden daha yüksek bir oranda AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermekteler. Bu ancak kısmen doğru. Seçimlere katılanlar için bu geçerli. Ama nüfusun yarısından fazla seçimlere katılmamakta. Benim gibi insanların Türk pasaportu yok. Ben sadece Alman pasaportu taşıyorum. Ben pasaport koleksiyonu yapmıyorum. Pasaportları zaten kaybediyorum. Dolayısıyla pasaport koleksiyonu gibi bir benim bir sorunum yok. Burada da dünyaya gelen insanların büyük bir çoğunluğu Türkiye kökenli Alman vatandaşı. Zaten doğumla birlikte biz o yasayı değiştirdik zamanında. İnsanlar doğumla birlikte bu ülkenin vatandaşı olmaktalar. Zaten gereği de odur. Göçmen ülkesinde vatandaş vatandaştır, yabancı değildir. Hele burada dünyaya gelen bir insanın yabancı olması çok garip bir şey olur. Ondan ötürü onu biraz düzeltmek lazım. Yani burada sesi çok yüksek olanlar belki Türkiye'deki var olan hükümete yakın görünüyor olabilirler. Çoğunluk değil. Çoğunluk gayet burada medeni bir şekilde Alman komşularıyla iyi ilişkiler içinde yaşayan, uyum içinde yaşayan insanlar. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Çelişki yaratıyor tabii ki. Yani burada siz demokrasiden faydalanıyorsunuz ama yaşamadığınız, vergi ödemediğiniz, şartları paylaşmadığınız başka bir ülkede otoriter bir rejime oy veriyorsunuz. O kadar beğeniyorsanız gidin orada yaşayın. Hiç kimse istemiyor ama. Ben soruyorum AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlere, onların yarattığı şartları yaşamak ister misiniz? Hiç kimse istemez. Yani buranın demokrasiden faydalanıyorsunuz, buranın sosyal adaletinden faydalanıyorsunuz, buranın özgür ifadesinden faydalanıyorsunuz. Başka bir ülkede, hatta sizin akrabalarınızın yaşadığı bir ülkede otoriter bir rejimine oy veriyorsunuz. Bu çelişkiyi ben anlamış değilim bugüne kadar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim.